Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızda olacağım ve yeni bir oynatma listemizin de açılışını yapmış oluyoruz. Peki bu oynatma listemizde ne yapacağız? Bazen arkadaşlar böyle seyahatlerin içeriğinden çok bazen şeyi merak ediyorsunuz. Bazen böyle küçük efektler veya bir şeyler yapıyorum. İşte bunu bu videoda nasıl yaptın gibi sorular sorabiliyorsunuz. Çünkü sizin de bir seyahat kanalınız olabiliyor ve bunları kullanmak istiyorsunuz. Çok doğal. Ben de bunları anlatacağım. Bir oynatma listemiz olacak. İlla seyahat kanalınızın olması gerek yok. Belki başka bir kanalınız vardır. İşinize yarar. Ne mutlu bize olur yani, hani işinize yarayacağı için güzel olur yani. Bu oyun yapmasının amacı olacak yani. Ben bazı yaptığım şeyleri, video editlerken yaptığım şeyleri sizinle paylaşmış olacağım. Arkadaşlar bu videoda şey yapacağız. Arka planı bulanıklaşma yapacağız. Yani mesela benim şu anda arkam bulanık bir şekilde duruyor. Bu bulanıklaşma nasıl oluyor size onu göstereceğim. Nasıl yapıyorum. Zaten Apple'da arkadaşlar iPhone'larda 13 ve 14'lerde galiba şey özelliği var. Sinematik. Yanlış bilmiyorsam, yanlış biliyorsam da düzeltin aşağıda yorumlarda. Bu sinematik zaten süper bir şekilde çalışıyor ve arka planı bulanıklaştıraraktan çok güzel bir video çekebiliyorsunuz ve bir programa ihtiyacınız kalmıyor. Yalnız hepimiz iPhone 13 ve 14 kullanamıyoruz tabii ki de. Bir de şunu da açıklayalım hemen. Android'de bilmiyorum, o yüzden bir açıklama yapmadım. Hani hangi telefonlar yapabiliyor, hangileri yapamıyor veya var mı öyle bir özellik bilmiyorum. Onun hakkında da bilgisi olan bir arkadaşımız varsa yine onu da aşağıda paylaşsın. Hani belki Android telefon olanlar da izler ve onlar da yapmak isterler. Belki de telefonların gerçekten öyle bir özelliği vardır, yaparlar. Veyahut da beğenmezseler de, yani siz iPhone'da yapıyorsunuz veya Android'de yapıyorsunuz, beğenmezseniz de zaten videoda ben anlatmış olacağım. Gayet de güzel oluyor. Zaten şu anda arka planımı görmüş oluyorsunuz. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen gelelim. Nasıl yapıyorum bunu? Evet arkadaşlar, öncelikle uygulamamızın ismini göstereyim. CapCut. Çoğunuz biliyorsunuz zaten, artık bayağı ünlenmeye başladı. PC'ye falan da çıkardılar bütün şeylerini, yani editlemelerini artık PC'de de yapabiliyorsunuz. Bayağı ilerlediler bu işte. Ben de CapCut'tan yapıyorum. Peki nasıl yapıyorum? Hadi hemen CapCut uygulamamızı indiriyoruz ilk başta zaten. Gördüğünüz gibi. Sonra basıyorum. Evet, böyle saçma sapan bir şey çıkıyor. Buna çarpı diyorum. Ya kaybolabilirsiniz tabii, sıkıntı yok. Kaybolunca böyle şey yapar. Daha rahat verilerinize ulaşabilirsiniz. Başka birilerinize de ulaşabilirsiniz. Bu güzel olur yani. Şimdi yeni proje diyorum. İlkten bir tane yürümeli var, bir tane de sabit var. Şimdi sabit olan, arkadaşlar videolar çok saçma. Lütfen gülmeyin, tamam mı? Yani sizin için yaptım yani. Şimdi buna ekle kısmına basıyorum. Sabit, sanki bir şeyler konuşuyormuş gibi falan yapıyorum böyle. Ekle kısmına bastıktan sonra aşağıda efektler bölümü var. Efektler bölümüne tıklıyorum. Efektler bölümüne video efektleri diyorum. Karşıma bir sürü efekt çıkıyor. Ben burada bulanıklık denen efekti bulmaya çalışıyorum. Buluyorum, basıyorum. Ayarla diyor. Ayarla şey, bulanıklık ne düzeyde olsun. Mesela basayım böyle. Gördüğünüz gibi bakın 60-70 diye gidiyor. Ben 60-70 arası kullanıyorum. O yüzden ama 60 diyeceğim ben. Hani video için. Siz bunu istediğiniz düzeye getirebilirsiniz. Tamam mı? Ben 60'ımı dedim. Enter'a bastım. Aşağı bulanıklık şeyim geldi. Bunu böyle tutuyorum bir kenarından. Hop, videomun sonuna kadar götürüyorum. Burada CapCut'ın bitiş ekranı var. Bunu siliyorum. Beni rahatsız ediyor açıkçası. O yüzden sildim. Bakın mesela tam getirememişim. Olmadı. Hayır abi, tam getireceğiz. Heh. Tam geldi, oturdu. Zaten bir oturunca böyle şey yapıyor. Tık diye bir tık bir şey yapıyor böyle. Telefonda titreme geliyor zaten, anlıyorsunuz. Tam oturduğunu anlıyorsunuz yani. Daha sonrasında arkadaşlar ana videoma tıklıyorum. Tamam mı? Burada geri işaret var. Geriye tıklıyorum. Bir daha geri diyorum. Ve bindirme seçeneği var. Bindirme seçeneğine tıklıyorum. Bindirme ekle diyorum. Zaten eklediğim videonun üzerinde eklendi yazıyor arkadaşlar. Ona bir daha basıyorum. Ekle diyorum. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi diğer videonun üzerine geldi. Bunu ne yapıyorum? İki parmağımla böyle yanlara doğru genişletip o videoyu da tam aynı boyuta getiriyorum. Yine orada bir beyaz bir efekt çıkıyor zaten, anlıyorsunuz tam tık oturduğunu. Yine tık sesi geliyor, oturduğunu anlıyorsunuz. Sonra alttaki yine o video seçiliyken ne yapıyorum arkadaşlar? Kesme denen bölüme geliyorum. Kesme denen. Arka planı kaldır diyorum. Ve gördüğünüz gibi arka planı kaldır. %18, %20 diye duruyor. Bu süre boyunca bekliyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacak. Videoyu yaptığı gibi galeriye düşüyor aslında arkadaşlar, ama ben klasik abi, bilmiyorum. Garantici bir adamım, o yüzden gidiyorum. Köşedeki o indir işaretine birazdan tıklayacağım, göreceksiniz. Ona basınca o her türlü şeye gönderir. Fotoğraflar bölümümüze gönderir. Bakın şu an kaldırıldı diyor. Tamam diyorum. Gönderme seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi videonun etrafında böyle bir %100 doluyor. Bu şey galeriye aktarma. Tamam. Şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Fotoğraflara geliyorum. Galeriye geliyorum. Son videoma tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Video oynuyor ve arka tarafı bulanık bir şekilde. Dediğim gibi siz o ayardan %100 yaparak mesela daha da şey yapabilirsiniz. Şimdi bir de şeyi deneyelim. Hani hareketli bir videoda performansı ne olacak? Ona bakalım, tamam mı? Kapatalım bunu. Yeni proje diyorum.
Şöyle yürürken benim, heh. Bu da yürümeli. Yine çok saçma bir video. Tamam, buralara gülmek yok. Tamam mı? Sizin için hepsi. Evet. Sanki bir şey varmış gibi gösteriyorum. Tamam, ekle diyorum. Ekledikten sonra klasik yine aynı hareketi yapıyorum. Efektler bölümünden video efektlerini seçiyorum. Aşağı doğru geliyorum. Sizde bulanıklık farklı yerde olabilir. Ben bir de kaydedildi yaptığım için biraz üstlere gelmiş olabilir. Hani siz bulun yani. Hani vazgeçmeyin. Dördüncü sırada bulamadım. Aa, bende yok demeyin. Devam edin. Bulmaya çalışın. Bulursunuz. Bulanıklığa yine tıklıyorum. Tamam mı? Ondan sonra tamam diyorum bulanıklık. Bir dakika. Bir şey değiştirmek istiyorum da ayarla. Ayarla deyip. Şimdi geçen gün de 60-70 şey yaptık ya arkadaşlar. Bazen %100 yaptığınızda böyle bazen kayabiliyor. Tam bulanıklaştırmıyor ama çok küçük, böyle dikkatli baktığınızda. O yüzden burada bir %100'ü denemek istiyorum hani sizin karşınıza. Bakalım performans ne olacak? Kaydırmalar yapacak, böyle küçük küçük aralıkta boşluklar çıkacak mı? Onu çok merak ediyorum. Bir de bu yürüyerekten, yani buradaki performans bizim için çok önemli. Şimdi aynı şekilde full getiriyorum videonun sonuna. O tık sesini duyuyorum yine, alıyorum o vibe'ı. Burada da vibe kullanılır mı onu da bilmiyorum da. Tamam. Şimdi yine aynı şekilde ne yapıyorduk lan? Ha. Videoya tıklıyorum, tamam mı? Geri geliyorum, pardon. Geri. Videoya tıkladıktan sonra geri geliyorum. Bir daha geri geliyorum. En geri geldim de ilk seçme şeyleri geliyor, tamam mı? Bindirmeye tıklıyorum gene. Bindirme ekliyorum. Yine zaten eklendi diyor. Hani hangi videoyu da eklediğinizi görebiliyorsunuz burada arkadaşlar, karıştırmamak için. Eklendi diyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine aynı şeyler var. Yine iki parmağımla yanlara ittirerekten böyle tam onunla aynı düzeyde olması sağlıyorum. Yine hem beyaz efekt çıkıyor hem de tık şeyini alıyorsunuz. Ondan sonra evet, bazen benim kafam duruyor arkadaşlar, çok yoruyorum. Yani bunu her videoda da söylüyorum, size de çok yorgun farkındayım. Hani yanlış anlamayın diye söylüyorum yani, kesinlikle hani bir şeyim yok. Abi şimdi abi kafam durdu şu anda ya. Heh, kesmeye geliyorum. Arka planı kaldır diyorum. Bakalım nasıl bir performans verecek, çok merak ediyorum. Çünkü hem yürüyorum hem de %100'de daha da zor. İşleri zorlaştırdım yani. En zoruna getirdim. Bakalım en zordaki performansını hep beraber göreceğiz birazdan. Bakalım nasıl bir video ortaya çıkmış. Şimdi 61, 61, 65 böyle duruyor. Bu tabii telefonunuzun işletim sistemine, hızına falan göre değişiyor. Mesela tıt diye bazen yapabiliyor veya daha uzun bir video olduğunda biraz bekleyebiliyorsunuz. Ama kesinlikle çok iyi sonuç alıyorsunuz, onu söyleyebilirim. Ha, ben bunu kullanıyorum direkt, öyle söyleyeyim videolarımda. Evet, karşı tarafı şeye gönderiyorum, yine basıyorum galeriye düşsün diye. Dediğim gibi zaten düşüyor galiba da, siz yine basın, garanti olsun. Evet, galeriye geliyorum, hop zaten hemen yüklendi. Basıyorum, bakalım nasıl bir deneyim olmuş, görelim. Şöyle bakıyorum, yanlarda açıklık var mı? Bir problem yok gibi gözüküyor. Bayağı iyi. Belki koşarsanız çıkartırım bilmiyorum ama şu ana kadar mükemmel sonuç verdi. Evet, bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olur. Yine sorunuz varsa sorabilirsiniz. Kendiniz olduğunuz anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.